Öncelikle şu anda sesim geliyor mu efendim? Merhabalar. Aboneliği açtım. Abone ol, katıl şeyine. Evet. Şu an sesim geliyor mu Onur? Habibe şu an sesim geliyor mu? BaceTime'ı Baysal geliyor. Ha. Bakınız. Efendim. Az önce biliyorsunuz bir video yaptım. 26'sında cezaevine gireceğimi söyledim. Şükran Hanım alttan gelip böyle beyaz gelinlik mi giydiniz? Hani beyaz gelinlik giyip de ben deniz gezmiş gibi Ankara eski Ulucanlar cezaevinde Darağacı'na idam edilmeyeceğim ki. Yani çok hoşunuza gittiği burada belli. Sevindiğiniz. Ya? Buna ne diyeceksiniz sevgili hayranlarım? Ne diyeceksiniz? Söyleyin bakayım bana. Şükran Hanım alttan geldi böyle konuştu. Beyaz gelinlik mi giydin diyor. Sanki ha ölmemi istiyor oğlu gibi. Senin oğlun zaten ölmüş. Allah seni ne zaman öldürür? Kurban oldum Allah. Allah bilir. Allah verdiği canı kendisi alır. Sana ne oluyor Şükran? Ha? Ne oluyor evladım? Bu yaştasın. Hala sosyal medyada böyle onun bunun arkasından konuşup duruyorsun. Hoşuna mı gidiyor şimdi? Bak cezaevine tıktırıyorsunuz beni. Şimdi bana diyorsun ki ne? Beyaz gelinlik giydi. Giydin. Aa. Demek ki sen giyememişsin o beyaz gelinliği. O yüzden kırışık muşamba kalmışsın. Sibel Baysal tabiri olarak da. Gel Zeynep. Gel. Ama dedik naka Zeyno. Aa, sanki ben haskacıyım. Annemden çıktım sanki rahminden haskacıyım. Beyaz, ulan beyaz gelinlik giysem sana ne, giymesem sana ne Şükran? Zeynep'i alma dediği Aygizem, Bilal. Seni ilgilendirmez. Bak Aygizem olarak da buradasın. Aa efendim şurada gerçekten bir iki şarkı söyleyeyim dedim. Hemen kırışık muşambayı ben takip etmem kendisini. Hemen geldi alttan diyor ki beyaz gelinlik mi giydin? Kurban oldum Allah o beyaz gelinliği oğluna giy beyaz kefeni oğluna giydirdi. Darısı da o küçük şeyi neydi o kızın adı? Ha. Neyse Zeynep geldi. Hoş geldin Zeynep Kraliçe. Merhaba canım, merhaba. Çok yakışmış gelinlikler. Ay, maşallah sana ya. Çok Dur. güzel, çok güzel. Bu sana herhalde ki. Ay, yerim ben seni ya. Muhteşemsin. Bu Şükran gelip bana diyor ki ne burada gelinlik mi diyor giydin diyor. Sanki ben şeyim burada. Ne diyorsunuz Zeynep bu konuda? Ben evlenmek istesem oho evlenmek istemiyorum. Bir saniye olaraktan, usulü olaraktan veya
yapmış olduğum sosyal medya üzerinden çok çok ünlü bir insanım. Tamam, ben bu kıyafeti giydim. Senin oğlun beyaz kefen giydi. Sen bana çatıyorsun Şükran. Sen bana çatıyorsun. Sonra diyorsun ki ne? Neden Sibel Baysal benim oğluma laf söylüyor? Sen geldin az önce. Ne güzel şarkı söylüyordum ben burada. Buyurun seni bana. Kimseye hoş geldin diyemeyeceğim. Toplu olaraktan söylüyorum. Hoş geldiniz. Kimsenin adını okuyamayacağım. İftar vakti bitti. Aslan sütünü içebilirim. Oruç tutmuyorum. Tutanlara saygı duyuyorum. Yirmi altısında evet cezaevine giriyorum. Ne oldu? Gönderenler. Bir de kalkmış. Bak, oğlun hakkında konuştuğunda, torunun hakkında konuştuğunda, sen benim arkamdan konuşma bak. Buraya geldin alttan diyorsun ki ne? Ben burada hazırlanmışım, etmişim kafama göre. Paspas da takarım, bilmem ne de takarım. Şükran. Ama sen benimle uğraşıyorsun. Yapma kardeşim. Kaç yaşında kadınsın ya? Sonra diyorsun ki ne? Oğlum hakkında neden böyle konuşuyor? E sen kendin bırak Altan gelip burada yazdığına sevindiniz. E tamam. Bir de geber diyorsun bana. Onu Allah-u Teala bilir. Allah beni ne zaman öldürür şeyi Allah verdiği canı Allah alır. Beyaz gelinlik. Yani beyaz kefen demek istiyor. Sen oğluna giydirdiler beyaz kefene gitti oğlum. Velat gelmiş Zeynep. Görüyorsun sen analiz. Şimdi eline ne geçti yani? Senin veya Bilal'in ne geçti? Yapmayın arkadaşım, yapmayın böyle şeyler. Ben seni takip etmiyorum. Yani arkamdan konuşuyorsunuz, üçlü dörtlü gruplarda yayınlar açıyorsunuz, SS'ler, videolar geliyor bana göndermeyin bunların şeyine diyorum. E buraya gelmesin beyaz gelinlik. Yani kefenin olsun. Zaten söylüyor musun? Sibel Baysal gebersin diye. E sen oğlun geberdi biraz. Sosyal medyadan uzaktır be. Git başımdan ya Şükran. Hayır kapatacağım. Şu an zaten Zeynep altta dinlemedi. Son sözü olaraktan Zeynep'in şeyini aldıktan sonra senin emrinle amade olaraktan değilim Gündür. Fakat burada haksızlık dönüyor. Burada Şükran bana beyaz gelinlik yani beyaz kefen. Sanki Bilal. Tamam ben söylüyorum Bilal Bey işte bana
Ceza aldatırdı arkadaşlar. 26'sında teslim oluyorum. Kadın açık cezaevine. Ne istiyor bu? Günür, bu kadın benden. Bak, oğluna bir kere laf söyledim, sonradan özür diledim. Sonra sürekli Bilal'le, onunla bununla yan yana geliyor. Sürekli Sibel Baysal. Gebersin, Sibel Baysal şöyle olsun diyerek de az önce bak ben takipte değilim kendisini. Hayır o. 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 Evet ya ne güzel şarkı söyledin Günler. Ha birden geldi şey yaptı. Tamam arkadaşlar cezaevine giriyorum. Evet. Sokağa beni Bilal Beştepe'di. Şükran sen buraya geliyorsun alttan bana beyaz gelenlik, beyaz kefen diyorsun. Senin oğlun gitmiş işte. Bak konuşma benim arkamdan. Konuşma. Ben de senin oğlun arkasından konuşmayayım. Buyurun Zeynep Hanım. Günür Hanımefendi de burada. İsimler açıklandı Zeynep. Konuşabilirsin. Sibel sen konuş, ben seni dinleyeceğim ya. Yorum yapmayacağım bu konu hakkında. Ben Günür Hanım konuştu dedi. Sahte fikir değil canım. Kendisiydi geldi burada yazdı. Şengül aman Günür öyle diyor. Belki sahte fikir diyor. Kapatacağım yoksa konuşmayacaksan. Tamam Sibel, kapatıyorsan kapat, sıkıntı yok yani. Ne şey engellendi? 18.55'ten de engellenmiştim. Buradan da orijinal hesabım, mavi tıklı hesabımdan şu anda seni engelledim. Tamam. Aysel misin? Kayser Aa, misin? döküldüler. Deniz Kumsal. Ben önün arkasından konuşmuyorum. Ben her zaman söylüyorum. Biz fani dünyadayız. Belki dünyada değiliz. Tamam mı? Kendileri uzatıyorlar. Bana ceza aldırdılar. Bilal Beşli. 26'sında kadın Elma Dağı kadın açık cezaevinde iyi. Cezaevinde çıkacağım. Ama boş yere aldırdılar. Buna ne diyeceksin? Deniz misin ise motorcu Deniz. Fulya varken geliyorsun. Zümrüt varken geliyorsun. Baktın ki ne? Zeynep'ten fitik yok. Sana bana da yok. Ben fitik olaraktan sevmiyorum Zeynep'i. Ama her zaman Zeynep'i dışladığınız koskoca bir Sibel Baysal. Zeynep'in hanım ağanın yanında. Parası için değil. Zamanında gönderdik. Ama siz beklenti içerisindesiniz. Siz aşağılıksınız. Siz aç gözlüsünüz. Şengül ablaya da helal olsun. Heh. Şengül, Zümrüt, aman Zümrüt demişim. Zeynep,
Sibel Baysal. Bu kadar. Daha dün bana bir video geldi. Bilal. Veli'yi. Veli neler konuşmuş sana? Hepsini bana çekti gönderdi. O Merve. Merve ben seni bir kere görmedim ki. Görmedim. Evet kamyoncuların içerisinde gördüm ben seni. O da önden böyle çekmiştin kamerayı. Kendine gel. Geliniz. Ceza neyse çıkacağım. Tabii ki. Velahatı kendinizde. Velahat orada bir şey açıklamaya çalışırken onu Bilal kendine aşık ettirmeye çalışıyorsun. Değil mi? Zeynep'in akrabası. Ha, yuttu mu Velahat? Abla dedi istersen ses kaydımı al dedi bana. Gerek yok dedim Velat. Doğru söylüyorsun sen. Polya. Kız bana para teklif ediyorsun lan. Zeynep'le konuşma. Sen kimsin? Bu bir. İkincisi. Elvan. Gönderdiğin o yağları teşekkür ediyorum. Sen de beni Zeynep hanımadan ayıramayacaksın. Günür'ün sevdiği bir kadın var. Çok güzel bir kadın. Geçen videosuna katıldı. Ama Günür her zaman benim arkamda olduğundan dolayı aralarını yaptım. Ve şu an Günür burada. Ne kadar mutlu. Benim içimde hasetlik, fesatlık yok. Ama sizlerin var. Şükran. Sen bir kere geliyorsun alttan. Bana diyorsun ki beyaz gelinlik mi? Lan ben Nazlı. Naz benim konum olaraktan. Yemin ederim göremiyordum. Ne oldu? Kız Naz. Gönülden sana fayda gelir. Moral olarak. Sen güzel kızsın. Günür para peşinde değil. Bunu da sana söylüyorum Naz. Kimsen dolduruşuna gelme. Bak, beni Sibel ablan olaraktan seviyoruz. Değil mi? Bu nedir bu? Şükran. Yok Bilal. Ulan beni tamam 26'sında cezaevine gidiyorum. E ne oldu şimdi? Elinizde ne geçti? Nasıl sesim yok ya? Kız sesim yok mu benim Zeynep? E varmış. Ha, sesim var değil mi? Evet. Ha, sesim varmış efendim. Ha. Birin Serdan da diyor sesim var. Kaç kişi yazıyorlar efendim? Bir kişiye mi inanacağım? O da Bilal Beşli'dir veya Şükran veya Merve'dir. Yani. Bundan sonra size prim yok. Cezaevine kraliçeler gibi gideceğim. Haksız yere giriyorum. Ama oradan hakkımı arayacağım. Evet, oradan hakkım neyse arayacağım efendim. Cezaevinden. İnfaz kanalıyla vereceğim dilekçeler belli. Yazdım.
Ha yok Velat. Şeyde ya Elma Dağı'nda kadın açık cezaevi. Ha. Yok yok ablam yok, teşekkür ediyorum canım benim bir tane. Sen benim ağamsın, sen benim ikinci, önce Zeynep Hanım ağam, sonra sen. Öncelikle Gündür başrolde. Ya. İzlenme peşinde her tüm sosyal medya mecra platformlarında izlenen bir siber varsayalım. Bakınız ne diyorum efendim. Gündür'ü Naz aramıyordu. Acaba neden diyerekten ben burada kızı yayına almak isterken göremiyorum. Çünkü bu biraz yani şu an mesela ben seni bir görüyorum ama Zeynep beni göremiyor. Misal. Yani o şekilde böyle şeyler olabiliyor. Ama ne dedi bugün? Dediler ki ne, kıskançlığından dolayı mı attın Naz'ı? Hayır, alakası yok. Alakası yok. Çünkü ben eğer Gülnur hanımefendi onunla dostane olarak da aşk da olabilir. Ki aşktan başladı. Tamam mı? Biz bunu Zeynep hanımamla yanlış anladık. Dedik ki belki birileri yönlendirmiştir. Bakalım. Hala tereddütteyiz. Ama Hatice değil, neticeye Gülnur, Zeynep hanıma ben bekliyoruz. Benden sonra da aramız zaten. Aha. Evet. Zeynep Hanım, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hayatım, ben yorumlara odaklandım. Diyecek bir şeyim yok yani. Peki sizin için şöyle bir şey deniliyor. Xanax'ın yani doktor, psikiyatri doktor tarafından verilen yeşil reçeteye tabi olan Xanax diye bir ilaç kullanıyorsunuz siz. Ben de Depakin kullanıyorum. Bunun için diyorlar ki ne? Kutu kutu iç. Ancak bunu diyen de Elvan. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu konuda yorumunuz ne? O geldi size hakaret etti burada, küfür etti. O kim ki? Norveç'te yaşıyor. Ha? Kim ki o? Kim ki? Veya sen kimsin? Veya Sibel Bazan kim? Kimse kimseye hakaret etmek zorunda değildir. Tamam mı? Kimse kimseyi aşağılamak zorunda değildir. Buyurun efendim. Açıklamayı yaptım. Cezaevinde o kadar çok güzel böyle yorumlar yazıyorsunuz ki ne? Kiminiz yazıyorsunuz işte. Aa işte reklam fişinde cezaevine girmeyecek. Beni cezaevine attıran Bilal Beşli Petit Hojenler. 26'sında kadın Elmadağ kadın açık cezaevinde eski eşimle birlikte giderken yine çıkmadan önce sizlerle paylaşacağım efendim. Cezaevinin kapısına varana kadar. Elinizde ne geçti? Şükran, kız ben ölmedim. Oğlun gibi. Ben cezaevine giriyorum. Sayılı gün. Tez geçer. Ama senin oğlun gitti. Ondan sonra azdın. Sosyal medyada onunla bulunan yeri aldın. He? Hadi bay bay. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.